Merhabalar, ben iş insanı Ali Mustafa Keleş. Bugün sizlere kozmetik sektöründeki gelişmeleri, fiyat artışlarını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Her ne kadar pandemi döneminden geçmiş olsak da, evlerden az çıkıyor olsak bile kozmetik ürünlerine olan talep her sene ülkemizde artış gösteriyor. Özellikle belirtmek isterim ki, Türkiye'de diğer sektörlere göre kozmetikte ithalat azalırken ihracat artıyor. Kozmetik ürünlerindeki fiyat artışları son günlerde oldukça gündemde. Bunun en büyük sebebi de başta kur farkı ve insanların yerli firmaları tercih etmemesidir. Gündeme baktığımızda haberlerde sürekli karşımıza çıkan bir şey var ki, güneş kremleri neden bu kadar pahalı? İthal olan global markalarla yerli markaların güneş yağının içerik farkı olmamasına rağmen ve üstelik yaklaşık dörtte biri fiyatına olmasına rağmen bizler hala global firmaları tercih ediyoruz. Aslında yerli ve milli ürünlerimizi tercih etsek sermayeyi de ülkemizde tutmuş olacağız. Tabii burada çok önemli bir nokta var. Güneşin etkilerinden korunalım derken sağlığımızı tehlikeye atmamak. Özellikle lütfen satın almaya karar verdiğiniz ürünün içeriğini mutlaka inceleyin. İçerisinde zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu ürünleri tercih etmeyin. Mutlaka son kullanma tarihini kontrol edin. Yazın gelmesiyle beraber karşınıza çıkan en büyük sorunlardan biri de cilt lekeleri ve tedavisi. O yüzden tercih edeceğimiz güneş kremlerinin minimum 50 faktör ve onarıcı, leke giderici, leke önleyici ham maddeleri içermesine dikkat edelim. Bu şekilde cildimizi hem genç hem de sağlıklı tutmuş oluruz. Herkese sağlıklı, keyifli günler dilerim.